Kıymetli Aydıntepe Mahalle sakinlerimize duyurulur. Şu anda geçen hafta 2-3 defa patlayan boru tekrardan patladı. Profesyonel ekibimiz tarafından yapılan bu 5. patlama oldu. Çalışmalar çok güzel geçiyor. Maalesef birazdan suyunuz kesilecek. Önleminizi alınız lütfen. Şu anda geçen hafta 3 defa patlayan yer tekrardan galiba ek yerinden tekrar patladı. Birazdan sularınız kesilecek. Sularınızı, yedek sularınızı bidonlara doldurun lütfen. İSKİ ekiplerini çağırdık. İSKİ ekipleri birazdan olaya müdahale edecekler. Yaklaşık olarak 15 dakika sonra sularınız kesilecek. Tedbirlerinizi almanız açısından bu canlı yayını yapıyorum. Evet, maalesef bir haftadır bir uğursuzluktur gidiyor. Artık bunun adını siz koyun. Uğursuzluk mu, beceriksizlik mi? Liyakatsiz insanların göreve verilmesi sonucunda yapılmış olan sonuç. Maalesef Aydıntepe mahallemiz sakinlerini böyle mağdur etmekle sonuçlanıyor. İSKİ ekiplerini çağırdık. Birazdan inşallah İSKİ ekipleri olaya müdahale edecekler. Yaklaşık olarak 3-4 saat, belki de 5 saat sürecek tamir. Sizlerden ricam, açık unuttuğunuz musluklarınız olabilir. Çocuklarınız muslukları açık unutmuş olabilir. Gece geç saatlerde sularınız verilecek. Su baskını olmaması açısından da dikkat ediniz. Musluklarınızın kapalı duruma getirmenizi önemli rica ediyorum. Evet, su çok tazikli. Bir türlü vanayı kapatamıyorlar. Değişik önlemlerle, kepçeyle suyu kapatmaya çalışıyorlar. Bu da nasıl bir mantıktır tabii, bilemiyorum. Evet, Aydıntepe Mahalle sakinlerimize duyurulur. Hafta içinde yaşanan boru patlağı tekrardan nüksetti. İSKİ ekipleri birazdan olaya müdahale edecekler. Sularınızı şimdiden doldurun. Evet, bizler gerekli yerlere, bu çalışmayı yapan, bizleri mağdur eden bu görevler hakkında şikayetlerimizi bildirdik. Lütfen mahalle sakinleri olarak sizler de gerekli yerlere şikayetlerinizi telefonla bildirirseniz, mail atarsanız, böyle liyakatsiz insanların bu işlerin başına gelmemesi ve bizleri de mağdur etmemesi açısından önemli bir konu. Tabii haliyle bu giden su ay sonu faturamıza yansıyacak. Maalesef bu suyun bedeli de faturamıza yansıyacak. Sayın Aydıntepe Mahalle sakinlerimiz. Evet, şu anda suyu durdurmaya çalışıyorlar. Ama maalesef İSKİ ekipleri şu an olaya müdahale de edemediler. Boruyu patlatanlar ilkel yollarla suyu durdurmaya çalışıyorlar, görüyorsunuz. Evet, yaklaşık 4-5 saat
su gelmeyecek. Kıymetli mahalle sakinlerimiz, tedbirlerinizi alınız. Hacı abi, bu su böyle durur mu? Niye vanayı niye kapatmıyoruz? He? Biliyor musun vananın yerini? Vanayı şuradan, şurada, şurada tam şu kırmızı nokta yok mu? Vananın nerede olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi buradaydı. Lan! Vanayı nerede abi? Vanayı geçen buradan, bak buradan kapattılar. Yakın ışığı bakın. Şefi kim bu işin? Şefi kim? Şefi aşağıda abi. Efendim? Şefi aşağıda, iskiyi çağırıyor, iskiyi uğraşıyor. Aşağıda nerede aşağıda? Olay yerinde olması gerekmiyor mu onun? Ya makinem yok daha çok. İyi bekliyorum ya. Abi orada niye bekliyor? Şef gelsin buraya. Burada ne yapacak abi? Bu boru niye patlıyor böyle defalarca? Niye mağdur ediliyor bu millet? Kazı yapılırken patladı. Kazı yapılırken bir yer 5 defa kaz delinmez ki. Kim yapıyor bu işi? Evet. Doğalgaz çalışması mı bu? Ne çalışması bu? Efendim? Asfalt çalışması. Yani asfalt çalışması yapılırken bir projeye göre yapılmıyor mu? Yani doğalgaz borusunu da patlatabiliriz yani önümüzdeki günlerde, doğru mu? Karaksın. Evet, gördüğünüz gibi kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Sadece patlatmayı biliyorlar. Maalesef görsel şova dönüştü bu iş. Adamların başındaki şefi soruyorum. Şef aşağılarda diyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Evet, tekrarlıyorum. Liyakatsiz insanların böyle, liyakatsiz insanlara iş verildiği vakit maalesef böyle insanlar mağdur edilmekte. Sizlerden rica ediyorum. Bizler gerekli yerlere şikayetlerimizi bildirdik. Sizler de telefonla, gerekse mail atarak bu zulme bir dur dememiz lazım artık. Evet, özellikle tedbir alınmasını rica ediyorum. Sularınızı, yedek sularınızı doldurun bidonlarınıza. Ve en önemlisi, sular gitti diye musluğunuzu açık bırakabilirsiniz. Veyahut musluğunuz kapalı olsa dahi birden tazikli olarak, haliyle sular tazikli olarak verilecek. Onun için su patlakları olabilir. Siz uyuyor iken lütfen tedbirlerinizi alın, dikkat edin. Evinizi su basmasın. Bunlar sadece tedbir amaçlı söylenecek sözler. Hacı abi, şu şefi çağırın, şefi. Şef gelsin buraya. Şefin şu anda olay yerinde olması lazım, aşağılarda değil. Telefonlar verdi ama ekiplerin gelmesi lazım.
Evet, burada bir cenaze var, kaldıracağız. İmam aşağıda duruyor. Nasıl olacak bu iş? Belediyenin şey söylemesi lazım. Çünkü onlar diyor 10 santim kazın gidin diyor. Nasıl? Bize diyorlar ki 10 santim kazın gidin. Biz bilmiyoruz ki 10 santimin altında ne var ne yok. Onların yani bir proje yok mu yani? Siz burayı kazarken hiçbir projeye göre kazmıyor musunuz? Onlar mekanik olarak kazın diyor. Mekanik olarak kazın da yani alttan bir doğalgaz borusunu derseniz ne olacak? Nasıl? Doğalgaz borusu bir ya ben örnek veriyorum. Doğalgaz ha su. Gazımızda 1 metre yere dibine inmiyor. 20 santim en fazla. Şu anki gazı 10 santim. Bence oradan geçme aşağı. Evet, saygıdeğer Aydıntepe mahallemiz sakinlerine son kez duyuruyorum. Birazdan canlı yayına son vereceğim. Bu canlı yayını tedbirlerinizi almanız açısından gerçekleştirdim. Sularınız birazdan İSKİ ekipleri gelecek. Boru patlaması tekrar nüksetti. Birazdan İSKİ ekipleri gelecekler ve vanayı kapatacaklar. Birazdan sularınız kesilecek. Sularınızı, yedek sularınızı doldurunuz lütfen. Tedbirlerinizi alınız. Yaklaşık olarak 4-5 saat tahmini tabii söylüyorum. Bu sabaha da bulabilir. Gece de gelebilir sularınız. Gece sularınız geldiğinde tazikli geleceğinden boru patlamaları ve evlerinizin su basması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple lütfen tedbirlerinizi alınız. Çocuklarınız su kesildi diye musluğu açık bırakabilir ve sizler uyuyorken sular geldiğinde evinizi su basabilir. Bu sebepten dolayı tedbirlerinizi alınız. Dikkatli olunuz lütfen. Canlı yayınımıza son veriyoruz. Evet, ekipler geldi. Birazdan sularınız yaklaşık bir 10-15 dakikaya kadar sularınız kesilecek. Yedek sularınızı alınız. Tedbir amaçlı bu canlı yayını paylaşmak durumunda kaldık. Yani bu mağdur edilme tabii ki bizden kaynaklı değil. Ama kimden kaynaklıysa da onlar adına, mahallemiz adına özür diliyoruz. İnşallah ekiplere haber verdik. Birazdan ekipler işlerini yapacaklar ve sularınız kesilecek. Yaklaşık 4-5 saat sularınız gelmeyecek. Canlı yayına son veriyorum. Herkes tedbirlerini alsın inşallah. Geceniz mübarek olsun.